Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersu salisu ve semanune min kitabil lümak. İmam Şirazi'nin Lümak kitabının 83. dersini okuyoruz. Faslun ve emma tercihul metni fe min vücuhi. Yani iki haberi vahidin metin yönüyle birinin diğerine tercih etmesi neyle yapılır diyor. Femil vücuhin birkaç vecihle yapılır. Ahaduha birisi en yekune ahadul haberini muvafiqen li delilin ahire. İki haberden biri başka bir delile muvafıktır. Başka bir delile muvafıksa bu o zaman güçlü olur. O başka delil min kitabin, ev sünnetin, ev kıyasin. İki haberden biri ayete, başka bir hadise, kıyasa uyumlu ise o haber feyukaddemu alel ahari. O haber diğerine ne yapılır? Takdim edilir. Sebep li muadadeti delili lehu. Delil onu güçlendirdiği için. Li muadadeti delili lehu. Delil onu ne yaptığı için? Delil o kitap, sünnet, kıyas. Onu güçlendirdiği için o haber diğer habere ne yapılıyor? Takdim ediliyor. Şimdi bu ne gibi? Hadis-i şerif var. Men name an salatin. Sizde yok galiba. Dipnotta var benimki. Ev nesiyaha felyusalli hayza zekera. Hadis ne diyor? Bir kişi uykuda namazını geçirdi veya namazını unuttu. Hatırladığı zaman ne etsin? Kalsın. Bu tercih edilir, bu hadis. Neye tercih edilir Yusuf? Ala nehyi ani salati fil evkatil mekruheti. Bu sefer başka bir haber var. Mekruh evkatlarda namaz kılınmasın. O evkatil mekruhede namaz ne ediliyor? Nehy ediliyor. Bakın haberin biri diyor, ne zaman hatırlarsa kılsın. Anlıyorsun Muhammed? Evet. Evkatın ayrımını yapıyor mu? Kerahat vakti veya gayri. Hayır. Diğeri ne diyor? Evkat-ı mekruheden namaz kılınmazsa. Peki bu iki haberden hangisine tercih ederiz? Men name an salatine unesya fel yusallihayda zekerahi tercih ediyoruz. Niye? Çünkü ayet-i kerime ne diyor? Hafizu ala salavati ve salatil usta. Hafizu ala salavati. Namazlarınızı ne edin? Muhafaza edin. Muhafaza neyi gerektiriyor? Ne zaman insan hatırlarsa, aklına gelirse yapmalıdır. Bu vakit kerahat mı değil mi ona bakılmamalıdır. Bakın bu ayet ne diyor? Birinci hadisi takviye ediyor. Öyleyse birinci hadis, ikinci hadise ne yapılır? Tercih edilir. Ev sünnetin, sünnetin bir iki haberden biri bir sünnete uygun. Mesela la nikaha illa bi veliyin. Şafiler, Hanefi, Maliki, Hanbeli bunu amel ederler. Velisiz nikah olmaz. Velisiz ne olmaz? Nikah olmaz. Başka bir hadis var. Leyse lil veliyyi ma'a seyyibi emrun. Leyse lil veliyyi ma'a seyyibi emrun. Veli seyyibe kızıyla bir emri yok. İlla ennel. Ha. Leyse lil veliyyi ma'a seyyibi emrun. Velinin seyyible neyi yok? Ne var? İlla ennel evvelen yuracahu limuhan.
Burada ibare bir şeydir. Şimdi birine göre diyor velisiz hiçbir nikah olmaz. Kız seybe ise bakire ise fark etmeksizin velisiz nikah olmaz. Başka bir hadiste diyor veli bakire ile hiçbir alakası yok. Demek bakire kendisini kendi kendine evlendiriyor. Hadisin birine göre, haberin birine göre velisiz nikah olmaz. Birine göre seybe de olur. Birinciye göre seybe de velisiz evlenemez. İkinciye göre velinin bir fonksiyonu yok, evlenebilir. Biz birinci haberi ikinciye ne ederiz? Tercih ederiz. Niye? Çünkü başka bir hadis var. Eyyumma imraetin nekehat nefsaha bi gayri izni veliyyaha fe nikahuha batıl. Herhangi bir kadın ki velisizin velinin izni olmadan kendini nikahını kıyarsa nikahı nedir? Batıldır. Bu neyi takviye eder? La nikaha illa bi veliyini leyse lil veli ma seyyibi emrun illa enne emrunun üzerine ne yapılır? Bu üçüncü hadis. Birinci haberi ikinci habere tercih ediyor. Anlaşıldı? Ev kıyasin. Bu sefer iki haberden kıyas iki haberden birinin diğerine ne ediyor? Tercih ediyor. Yani kıyasdan dolayı tercih edilir. Bu ne gibi? Leyse alel muslimi sadakatun fi abdihi. Bir Müslümanın abdinde sadaka zekat yoktur. Başka? Vela feresihi. Feresinde yok. Şafilerde bir adamın hizmet için 20-30 sene kölesi varsa zekat düşmüyor. Atları varsa zekat düşmüyor. Ticaret için değiller ise. Başka bir hadis. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem heyl hakkında demiş. Sümme lem yense hakkallahi fi zuhuriha. Onların zahirlerinde Allah'ın hakkını unutmayacak. Yani Allah'ın hakkı nedir? Zekattır. Hadis uzundur. Hadisin birine göre atlarda zekat yok. Birine göre atların zuhurlarında Allah'ın hakkı var. Nedir? Zekat vardır. Oldu mu olmadı? Hadisin birine göre atlara zekat düşmüyor. Birine göre düşüyor. Ama biz düşmüyor hadisi diğerine tercih ederiz. Niye? Çünkü kıyas ona uygundur. Kıyas nedir? وَهُوَ اَنَّ الْمَسْكُورَ الْخَاسُ مِنَ الْخَيْلِ مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاتِ فِيهَا فَيُقَالُ مَا لَا تَجِبُ الزَّكَاتُ فِي زُكُورِهِ لَا تَجِبُ فِي اِنَاسِ كَسَائِرِ الْحَيْوَانَاتِ. Şimdi اَنَّ الْمَذْكُرَ الْخَاسُ مِنَ الْخَيْلِ. Şimdi burada zikir edilen mutlak heyler değil de has olandır. Atların erkeklerinde zekat yok. Ne yok? Zekat yok. İhtilaflı olan nedir? Dişi olanlar. Hadisin birine göre dişilerde zekat yok, birine göre dişilerde zekat var. Biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz madem erkeklerinde yok, dişileri de erkeğe kıyas ederek cins aynı ise onlarda da yok diyoruz. Muhammed anlamadınız. Nedir hele söyleyin? Atların erkeklerinde zekat yok. Savaş için kullanılıyorlar genellikle. Atların dişilerinde var mı yok mu? Hadisin birine göre var, birine göre yok. Ama kıyas neye uygun? Olmaması. Kıyas madem diyor erkeklerde yoksa dişlerde de olmasın. Bakın kıyas zekat yoktur tarafı güçlendiriyor. O zaman zekat yok hadisi, zekat var hadisine tercih ediyoruz. Sebep ne? Sebep kıyas onu takviye ediyor. Anlaşıldı değil mi? Birinci müracih bir metni diğer metne tercih eden vücurlarından birincisi iki metinden biri kitap sünnet kıyasa uygun dedik.
وَالثَّانِ اَنْ يَكُونَ اَحَدُ الْخَبَرَيْنِ İki haberden biriyle amile bihil e'immetu. İmamlar onunla ne etmişler? İmamlar onunla amel etmişler. Anlıyorsunuz değil mi? O zaman fehve evla. Fehve evla. Ne daha evladır? O iki haberden biri diğerinden daha evladır. Niye? Çünkü imamlar onunla amel etmişler. Niye yani amelhum bihi? İmamların o haberle amel etmeleri yedullu ala ennehu ahirul emreyni. Bununla amel ettiğine göre demek o iki emirden en sonuncu emir budur. Ala ennehu ahirul emreyni ve evlahuma olması lazım. Ve evlahuma değil. Demek ki bu emir daha evladır. Bizim nüshada ve evlahuma. Ve evlahumadır değil mi? Daha güzel. Yani imamlar bununla amel ettiklerine göre demek ki bu en son ki emirdir. Bu daha evladır. İmamlar onun için bununla ne etmişler? Amel etmişler. O zaman imamların iki haberden biriyle amel etmesi o haberin diğer habere tercihine yol açar. Ve hakeza aynı bunun gibidir. İza amile bi ahadil habereyni ehlul haremin, Mekke Medine ehli. İki haberden biriyle amel etmişse o onun murecihidir. Fehve evla. O zaman bu nedir? Bu daha evladır. Niye? Lianne amelehum bihi ehlul hareminin o haberle amel etmeleri yedullu ala ennehu kad istakarra aleyhi şer'u وَوَرِسُهُ يَنَّ عَمَلَهُمْ بِهِ يَدُّلُ عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ اِسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ وَوَرِسُهُ Onlar biriyle amel ettiklerine göre bu delalet ediyor. Demek şer bunun üzerine karar tutmuş. Demek ki onlar bu emre varis olmuşlar. Yani Mekke Medine bu dinin merkezi olduğuna göre demek onlar bu iki haberden, bu iki emirden buna varis olmuşlar. Bunu bulmuşlar. Bu onların içinde devam etmiş. Anlaşıldı değil mi? Bunu da şimdi bayram tekbirleri kaç tanedir? Şafilerde birinci rekatta 7, ikinci rekatta 5. Ha şimdi tekbiratü salat aydın sen fil ula ve hamsen fi saniye. Bu takdim edilir. Tercih edilir. Ala rivayeti men rava erba'an fihima. Birincide de 4, ikincide de 4 diyen rivayet var. Aynı ne gibi cenaze namazı gibi. Birinci, ikinci tercih ederiz. Niye? لِأَنَّ مَا فِي الْعُولَا قَدْ عَمِلَ بِهِ اَبُوْ بَكِرِ وَعُمَّرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ömer 7-5 tekbir getirmişler. وَهُوَ قَوْلُ اَكْسَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ Ehl-i ilmin ekserinin görüşü de budur. Sahabe, tabi, imamların görüşü de budur. Demek Ehl-i Hicaz, Ebu Bekir, Ömer ne etmişler? Ehl-i Hicaz demeyelim. İmamların Allah'ın Resulü'nden sonra ilk iki imam birinci hadisle amel ettiklerine göre demek ki birinci hadis, birinci haberin metni ikinci daha nedir? Daha racihdir, daha muracihdir. Ve salisu üçüncüsü en yekuna haduhuma yecme'un nutqe ve delile. Ve salisu en yekuna haduhuma yecme'un nutqe ve delile. İki haberden biri hem nutki cem ediyor, hem delili. Hem delili cem ediyor. Şimdi ne demek burada? Nutki delili cem ediyor. Yani hem mentukiyle delalet ediyor, hem delilul hitab dediğimiz mefhum-i muhalif var ya, onunla da delalet ediyor. Bu diğeri sade ya mefhumiyle delalet ediyor ya mentukiyle. Mentuku mefhumiyle delalet eden فيكون اولى مما يجمع احدهما مما
yecme'u ehadehuma. O haber ki bu ikisinden birini cem ediyor. Yani birini kapsıyor. Sebep ne? Niye bu tercih edilir? Li'ennehu ebyanu. Bu diğerinden daha ebyan. Bu hem mantıkıyla delalet ediyor. Hem delil. Hem de mantık mefhume muvafık. Delil mefhume muhalif. Ahmet olmadı. Şimdi bunun örneği de bakın. Enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kada bi şuf'ati fi mallem yoksa. Bölünmeyen şeylerde şufayla hükmetmiş. Bak bölünmeyen. Ev ikiye bölünür mü? Bölünmez. İki ortak kişi, iki ortaktan biri hissesini satarsa diğeri şufayla alabilir. O diyor ben hissemi 50 bine sattım. Al 50 bini ben aldım. Pazarlık, mazarlık yok. Gidip karşı tarafa görüşmek yok. Kaça satmış 50 bin? Al ben alırım. Oldu mu? Ama feizâ vakâtil hududu ve surifetit turuhu felâ şüfete. Ama sınırlar belli. Diyelim ki komşunun. Birinin tarlası bu, birinki bu. Sınır belli, yolu belli. Bir karışıklık söz konusu değil. O zaman şüfe yoktur. Bir komşu, Hanefilerde komşuda da şüfe var. Şafilerde komşuda şüfe yok. Bir komşu evini, tarlasını sattı. Yandaki komşu Hanefilerde var Allah-u Alem. Hanefilerde komşuda var, Şafilerde yok. Bir komşu tarlasını sattı, diğer komşu şüfeyi kullanamaz. Şafilere göre. Niye? Şafilerden ikiye bölünmeyen tarla gibi, ev gibi, yani iki ortakın bölünmeyen bir malı varsa orada şuf'a kullanılır. Yoksa iki komşunun malları, evleri, tarlaları ayrıca satılabilir. Şuf'a kullanamaz. Şimdi bu bir hadis. Bir hadis daha var. Caru dâri ahakku bidâri min gayrihi. Hani demin komşuda şuf'a yok dedik birinci hadise göre. Başka bir hadis diyor, bir darın komşusu o dara başkalardan daha haktır, daha layıktır. Sanki daha haksa demek şüfeyle alabilir. Anlaşıldı değil mi? Pek dikkat edelim. Birinci nasıl mentuki mefhum ile delalet ediyor şüfe yok. İkincisi nasıl biriyle delalet ediyor. Şimdi birinci hadis. Ne demiş? Bölünmeyenden ne yok? Şuf'a yoktur. Hadisin mefhumunun manası nedir? Mentuk manası. Serih manası nedir Muhammed? Bakın dikkat edin. Komşu şuf'a yoktur. Yok. He, yani bölünmeyende şuf'a var. Bak hadisin mentuku taksim edilmeyen evde, tarlada yani bölünmeyen de ne var? Şüfe var. Tala da bölmüyor. Niye? Sınırı belli değil, yolu belli değil. İkisinin bir yolu var. Peki birinci hadisin mefhumu muhalifi nedir? Bakın birinci hadis diyor bölünmeyende şüfe vardır. Bölünende şüfe yok. Bak mefhumu muhalif bölünende şüfe yoktur. Bölünende ne yok? Şüfe yoktur. Bu sefer mefhum muhalifi anlaşıldı Muhammed? Evet. İyi dikkat edin. Bakın. Ali Şaban, Muhammed. Şimdi birinci hadis diyor, bölünmeyende şüfe yok. Bölünmeyende ne yok? Şüfe. Bölünmeyende şüfe var. Bölünende şüfe yok. Şüfe yok. Anlaşılmadı mefhum muhalifi anlaşıldı. Bakın hadis buna yetinmedi. Dedi feizâ vakâtil hududu ve surifeti turuku felâ şüfete. Bak bunu bu sefer sarahaten de söyledi. Bu hadiste yollar ayrı ise, sınırlar ayrı ise hem mantıkıyla bundan şüf'a yoktur, hem serihiyle bundan şüf'a olmadığı ortaya koydu. Oldu mu olmadı? Şimdi diğeri ne diyor Muhammed? Diğeri diyor caru dâri ahakku biddâri min gayrihi. Komşunun evin komşusu eve daha ehaktır.
Ne anlıyoruz burada mefhum muhalif olarak? Şüfa hakkı var. Bakın madem haksa ona ne var demek? Şüfa var. Bakın mefhum muhalif ile anlaşıldı ki komşuya şüfa var. Ama mantık olarak buna delalet eden bir şey var mı bu hadiste? Bak birincide hem mefhum ve muhalif olarak anlaşılan o ki şüf'a nerede var? Şüf'a komşuda yoktur. Şüf'a komşuda yok. Hem de serahaten söyledi. Feze vakatil hududu falan serahaten de söylemişti. Hem mefhumen hem mentuken komşuda şüf'a olmadığı ortaya çıktı birinci hadiste. İkinci hadiste komşuda şüf'a olduğu mefhumen anlaşıldı. O zaman birinci hadisin metni, birinci hadis ikinci tasdik tercih edilir. Komşuda şüfe yok deriz. Bilmiyorum anladınız mı anlamadınız mı? Muhammed oldu. Murat oluyor mu? Tamam. Ve rabi'u en yekun ahaduhuma nutkan vel aharu delile. Biri nutuk, biri delile muhalif. O zaman fen nutku evla mine delili. Nutuk delilden daha evla. Niye? Lehne nutka mucmaun aleyhi. Nutuk herkes diyor kabul edilir. Ve delile muhtelefun fi. Bazılar diyorlar delile muhalifle amel edilir. Bazılar amel edilmez. Şafilere göre de başka bir mukavvi yoksa edilmez. Mesela örnek. Ne? وَرَبَائِبُكُمُ اللّٰهِ ف۪ي حُجُورِكُمْ Eteğinizde, evinizde olan rabaibleriniz size haram. Ya bir kişinin rabibesi, hanımının kızı, onun evinde değilse yine haram değil mi? Yine haram. Bak orada فِي حُجُورِكُمُنْ مَفْهُمْ مُخَالِفِيلَ amel edilmiyor. Ama burada niye amel ediliyor? Burada amel edilmiyor. Burada hani mentuk, mefhum ikisi vardı ya, biri birini takviye ediyordu. Yoksa sadem mefhum muhalif amel edilir değil. Şartlara göre amel edilmez. Demek ve rabi an yekun ahaduma nutkan vel aharu delilen fe nutku evle mine delili lianne nutka mucman aleyh ve delile muhtelefun fihi. Anlaşıldı değil mi? Delil mefhum muhaliftir. Şimdi bunun örneği yok, bunun örneği yok burada. Vel hamisu o zaten serihdir. Vel hamisu en yekun ahaduhuma kavlen ve fiilen. Haberin biri hem Allah Resulü'nün kavlu hem fiili. Vel aharu ahadahuma. Ahir bu ikisinden nedir? Biridir. Fellezi yecme'ul kavle vel fiile. Kavlu fiili cem eden haber evla, daha evladır. Neden daha evladır? Sadır birini cem edenden daha evladır. Niye? لِأَنَّهُ اَقْوَى Çünkü o daha akva. Hem fiillendir hem kavlendir. Niye daha akvadır? لِتَزَاهُرِ دَلِيلَيْنِ Tezahür mana ne demek? Taadu demek. İki delilin birbirini takviye etmeleri vardır. Biri hem kavli hem fiilli, diğeri sade. Ya kavl ya fiildir. Bunun örneği Allah'ın Resulü hem sa'y yapmış hem demiş اِسْعَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ Sa'y yapın, Allah sa'yı size vacip kılmış. Bak hem Allah'ın Resulü yapmış, hem emrediyor yapın. فَاِنَّهُ اَدَّلُوا عَلَى الْمَقْسُومِ قَلُوا صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْحَجُّ عَرَفَتُ Hac nedir? Hac sa'da arfedir, demek sa'yı yok. Bu sa'da kavludur. Ama diğeri sa'yin olduğuna dair hem Allah'ın Resulü'nün kavlu var, hem fiili var. Anlaşıldı değil mi? Kavuldur is'av demiş. Fiildir bizzat sa'yı yapmış. O zaman iktida vacip. O zaman hacın erkanlarındandır. Hacın erkanları Şafi'ye göre biri niyet, biri arefe, biri de tavaf, biri de say, biri de halk. Ama halk bazılara göre vacip, bazılara göre nedir? Rükündür. Bazılara göre nedir? Vacip. Bazılara göre rükün. Oldu mu? Rükün dersek 5 olur.
Sıra riyad etmek de farz mı sıra? Tertip. Yok tertip sıra şöyle. Sağ yapabilirsin. Tavaf mecbur arfadan sonra olur. Önce niyet, o mecbur. Sonra arafa. Sonra tavaf. Ama sa'y, arafaya çıkmadan önce de sa'y yapılabilir. Halk, sa'y, bunlar tavaftan sonra. Niyet, arafa, tavaf. Bu sefer sa'y ile halk, sa'y ile halk. Halk da mecbur tavaftan sonra olur. Halk da tavaftan sonra olur. Yok, halk tavaftan önce de olur. Halk ile say da, yani tavaftan, say Arafa'dan önce de olabilir. Halk ile say, Arafa'dan sonra, bak, say, eğer tavaflı kudum yapmışsa, bak bu var. Adam tavaflı kudum yapmışsa, Arafa'dan önce sayı yapabilir. Tavaflı kudum yapmamışsa, Arafa'dan önce say yapamaz. Tavaflı kudum yapmışsa, say yapar. Arfadan önce yapabilir. Ama tavaf ile halk onlar arfadan sonra olur. Halk ile tavaf arasında tertip yoktur. Halk, tavaf, say arasında tertip yok. Ama niyet önce, arfa önce halk ile tavaf tavaful ifade arfadan sonradır der. Say tavaftan önce yapılabilir eğer tavaflı kudum yapmış ise. Tabi onun yeridir, karıştırmayalım. Ve sadisu ve inkâne hadûn makhûdun. Nereye geldik? Ve inkâne hadûn makhûdun. Ve sadisu müdi? Ha, ve inkâne hadûn makhûdun vel âkharu fiyelen. Bak biri kavl fiyel, biri olursa ikisi bire tercih edilir. Ama biri kavl, diğeri fiildir. Hangisi tercih edilir? فَفِهِ اَوْجُهُنْ قَدْ مَدَّتْ O evcular geçti fi babil efali. Fiil kavlden daha kuvvetli. Yok. Kavl fiilden daha kuvvetli. Niye? Çünkü Allah'ın Resulü'nün fiili ona has olabilir. Onun havas özelliklerinden olabilir. Ama kavl emretmişse, söylemişse o ona has olma ihtimali yok. Ve sadisu en yekuna ahaduma kusre bihil hukmu onlardan biriyle hüküm kastediliyor. Vel aharu lem yuksed bihil hukmu aharla ne yapılmıyor? Hüküm kastediliyor. Fellezi kusre bihil hukmu o haber ki onunla hüküm kastediliyor. Onunla bir hüküm hedefleniyor. Evla, o haber ki onunla bir hüküm hedeflenmiyor. O ondan daha evladır. Sebep, لِأَنَّهُ اَبْلَغَ فِي بَيَانِ الْغَرَدِ وَاِفَادَةِ الْمَقْسُودِ O haber ki onunla bir hüküm kast ediliyor ise, o garedin beyan konusunda, maksudu ifade etme konusunda daha nedir? Daha evladır. Örneği de burada getiriyor. وفيه ان بقى ان جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الاسر حين صار ظل كل شيء مثله her şeyin gölgesi misli bu kalemin gölgesi zilu zeval harici kalem kadar olduğu zaman o zaman ikindi namazını kılmış ha bu tercih edilir ala hadisi ibn Ömer fi en vakt el asr masir zil kul şey mislihi bir hadis daha var Hazreti Ömer rivayet ediyor İkindi namazın vakti her şeyin gölgesi 12 kat'i olur. Anlaşıldı değil mi? Pek bir misli olması daha güçlüdür. Niye? Çünkü Cebrail Efendimiz'e niye o vakitte namaz kıldırmış? Bir hüküm ona bağlıdır. Namazın vaktini belirtmiş. Ama diğeri belki namazın iki misle tehir edilmesi de caiz olduğunu ifade etmek için tehir edilmiş olabilir. Biri İkindi namazının vaktini belirlenmek idi. Hedef oydu. İkincisine öyle bir hedef yoktu. Onun için birinci ikinci tercih edilir. Lianne hadise
imameti Cibril, hani Cibril Efendimiz'e imam olmuş ya, Kusi'de bir beyanul hükmü ko nedir? İkindi namazının vaktinin belirlemektir. Bi hilaf-ı hadisin İbn-i Ömer fe innehu verede fi gayri maksudin. Yani bir maksud hakkında belli bir şeyle ilgili varid olmamış. Oldum. Ve sabi'u burada duralım, kalanı da bir ders yapalım. Bir hadisin metninin diğerine müracihlerin yedincisi, daha 8, 9, 10, 11, 12 var. Burada dursun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lügati Arabi.